Burada Laf Çok ve Seyren Türk ekranlarına hoş geldiniz. Bendeniz Mesut Ertan, tanıyorsunuz. 212 alan koduyla 429-58-93 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Bu akşam 4 değerli konuğum var. Zaten şimdi sırayla böyle şık diye geçeceğiz üzerinden. Twitter'dan ulaşabilirsiniz. Twitter akmaya başladı zaten. Twitter/mesutyar adresinden de. Eğer aklınızda soru işaretleri varsa sorabilirsiniz. Ne zaman? Küçük bir ara veriyoruz galiba, değil mi? Küçücük bir aradan sonra biz buradayız efendim. Burada Laf Çok başlıyor. Efendim şakası yok. Burada Laf Çok başladı. Gördüğünüz gibi Türkiye nüfusunun 4'te 3'ü yine stüdyomuzda. Hepsine tek tek hoş geldiniz diyeceğiz. Sayın Behzat Uygur, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk Sayın Mesut ya. Çok iyi gördüm sizi. Çok teşekkür ederim. Hay maşallah diyerek hemen yanınıza geçiyorum. Tabii ki. Ve dünyada bir efendim bir zarafet kraliçesi varsa bu akşam bizimle birlikte. Tabii. Sayın Itır Esen, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. 1903 diyorum, başka bir şey demiyorum. Hemen aynen, yan tarafınıza geçiyorum, bakıyorum. Evet, orada Süheyl Bey var. Süheyl Bey, hoş geldiniz. Nasılsınız efendim? Soyadınız Bey değil mi? Evet, Bey. Tamam, çünkü yani ayrıştırınca Bey oluyor. İlk kez aranıza birini aldık. Evet, Türk televizyonlarında bir ilk yaşanıyor. Bir ilk gerçekleşti. Itır Hanım aramızda. Ne kadar güzel, ne kadar mutluluk verici bizim için. Buyurun Mesut Bey. Çok teşekkür ederim. Böyle devam edecekse program. Yalnız benden son beni tanıttı. Ben buyurun demek zorundaydım. Öyle mi? Evet, buyurun. O zaman, çok teşekkür ederim. Rica ederim. Sayın Derya Büyükuncu, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Evet, siz hiçbir yere katılmıyorsunuz. O yüzden bize katıldığınız için size kafadan bir teşekkürü verip ondan sonra ağır sorulara geçeceğim. Evet, bize Twitter'dan ulaşabilirsiniz dedik. Zaten daha bismillah der demez de yüzlerce mesaj akmaya başladı ama telefondan da ulaşabilirsiniz. Birazdan burada tempo yapacağız. O tempoya uygun sorularınız varsa 429-58-93 PBX değil, tek at. Yani düşerse şansınıza. Bakalım. İleride 10 ata çıkartmayı düşünüyorum. İnşallah. Şimdi önce şu şehir efsanelerine bir noktayı koyalım. Buyur abi. Babanın durumu ne abi? Sağ olasın bu soruyu sorduğun için. Çünkü o kadar efsane şeklinde bu özellikle sanal ortamda. Abi günde 3 vakit adamı aramızdan alıyorlar. Maalesef böyle bir acayiplik var. Babam bildiğin gibi işte 4-5 yıl önce bir felç geçirdi. Maalesef hasta yatağında yatıyor. Olumlu tarafı şu diyoruz ailece, canı acımıyor. Bizim için güzel bir şey bu. Yatağında yatıyor ama tabii ki Necat Uygur'a hasta yatağı kimseye yakışmaz ama Necat Uygur'a hiç yakışmıyor. Çünkü o kadar hareketli bir insan ki babam. Hatta ve bunu daha önce de söyledim ama saat böyle 21 olduğu zaman babam gündüzleri uyuyor. Böyle bir gözü falan açılıyor, hareketlenmeye başlıyor. İşte doktorlara sorduk niye böyle falan diye. Ne saati? Evet, oyun başlama saati olduğu için 21'de gözünü açıyor. Ama babamın tabii ki nefesi bile bizim için büyük şans. Maalesef durumu çok iyi. Şimdi babayla ilgili de çok komik bir şey oldu. Bunu geçenlerde bir yerde daha anlattım. Vatandaşın biri Necat Uygur'u babamızı öldü biliyor. Ömür uzayacak. Ama sonradan sorduğu soru çok komikti. Nedir? Dedi ki rahmetli nasıl? Ama yani Necat Uygur da böyle bir adam. Yani hani böyle, süper değil böyle mi? Anlar, enfes bir şey ya. Yani bu Uygur soyadını sizinle taşımanız o da keyifli bir şey ama ben Itır Esen'e izninizle en zor soruyu soracağım. Size Itır abla diyebilir miyim? Tabii bu ki. Birinci zor soruydu. Tamam, çünkü yani benim için hakikaten hem tribün dolayısıyla hem hakikaten bambaşka. Hani gençliğimden beri hastasıyız yani ailecek. Sinema mı, çocuklarınız mı, Beşiktaş mı, bir seçim yapmak zorunda kalsaydınız? Çok ne kadar ya. Zor bir soru. Kapalı mı diyelim? Tabii ki, Beşiktaş tabii kapalının ki, ortası mı? Tabii ki çocuklarım. Elbette birinci sırada. Elbette birinci sırada. Ondan sonra Beşiktaş. Beşiktaş. Yani sinemayı da ezip geçiyor. Hayatımın anlamı diyeyim. Yani çocuklarımdan sonra hayatımın anlamı Beşiktaş. Ya müthiş bir şey. Şimdi yani şu duyguyu yani bir adamın ağzından duymak insanı çok şey yapmaz. Makul de karşılarız ama bir kadının ağzından duymak ve bu kadar da inançla duymak enteresan geliyor yani. Hayatımın anlamı diyor. Ne kadar güzel. Evet. Yani. Bayağı tribünlere giden, oturan. Aynen öyle. Kapalı tribündeyim. Yıllardır o tezahüratları biliyor musunuz mesela hepsini? Hepsini en sevdiğiniz hangisi? Burada Mesut, pardon ben merak ettim. Bip koyamıyoruz canlı. Bip tezahürat demeyeyim de. Tezahürat kartal gol zaten. En sevdiğim tezahürat demeyeyim de Gündoğdu bizim için Beşiktaşlar için çok anlamlıdır. Son senede formandater olmaya geldik. Hepimiz için çok özel ve anlamlı bir marş, öyle diyeyim. Esat Bey, iki marş oku desem bilmezsin. 10 sene orada Galatasaray'da top koşturdum.
Bilirim canım, bilmez olur muyum? Bilir misin? Yani şu an Galatasaraylılar için, çoğu için işte Ultra Aslan'ın lideri, yakın zamanda kaybettiğimiz Alparslan abi için söyledikleri şarkıya bayılıyorum. Yani hakikaten çok anlamlı, çok güzel bir vefa borcu olarak Galatasaray tribünlerinin söylediği bir şarkı olarak görüyoruz. Ama tabii ki keyifli. Birçok futbolda bu da var işte yani. Evet. En tatlı tarafı da futbolun içinde duygu olması. Biz aynen de optik başkan evet için zaman zaman evet söylediğimizi evet yaparız. Aynen. Futbol diyoruz tabii, biraz yüzmeye geçelim isterseniz. Derya Bey, buyurun, şimdi size de bir zor soru sorayım. Ama çok net soracağım. Abi bütün gün düşündüm bu soruyu. Kelebek mi, kurbağalama mı, sırt üstü mü, serbest mi? Zorluk olarak mı? Tabii canım, yani hangisi içinden gelir? Sırt üstü. Sırt üstüyü mü seversin? Sırt üstü, ben zaten sırt üstü yüzüyorum. Ama küçükken kelebekle yüzüyordum, serbest yüzüyordum, karışıkta yüzüyordum. Bir tek kurbağa yüzemiyorum. Kurbağa yüzemiyor musun? Kurbağa yani yüzerim ama yani çok kötü ya yüzerim. Nasıl kadar yüzeceksin? Kurbağa yüzemiyorsun. Kurbağa şimdi aynen. Kurbağa ama bayağı zordur ya kurbağa yüzmek. Zordur abi. Evet. Hakikaten zordur. Bir şehir efsanesine daha sizle belki son vereceğim. Denizden korktunuz, doğru mu? Hayır, değil. Değil değil mi? Hayır, oldu mu? Gördük Survivor'da içeride denizin ya, içindeydiniz. Yok ben 4-5 yaşında... Yok korkuyorsun. Valla bak deniz lafı geçince bir tuhaf... Bak şöyle bir hareketten... Korkudan gülüyor. Korkudan gülüyor. Şöyle bir titreme oldu mu? Ya evet. Ya tamam, böylece bir şehir efsanesine daha son verdim. Peki bizi ben... Bizim çocuk ayda kafa düşünce böyle bir efekte basıyor. Çok güzel oluyor yani, olay bitmiş oluyor. Güzel güzel. Ya bazen hakikaten tek kişi olarak görüyorum sizi. Böyle bir tuhaf durum var mı yani... Birbirinizin içine geçtiğiniz anlar, hatta birbirinizi karıştırdığınız anlar oluyor mu? Ben Besat'ım, sen Süheyl, sen Süheyl, ben Besat. Hakikaten yani. Biz değil ama seyirci hala karıştırıyor. Hangimiz Besat, hangimiz Süheyl konusunda bir problem yaşıyoruz. Yok öyle bir şey. Süheyl sensin, Besat ol. Çok teşekkür ederim. Seyirci iyice kafasını karıştırdı. Şehir efsanesine daha son verdik. Tek kişi zannediyorlar. Süheyl, Besat, Uygur zannedenler var. Hatta bununla ilgili... Sayın Milletvekili Kamer Genç'le ilgili bununla ilgili komik bir şey yaşadık. Bir yerde Sayın Milletvekilini gördük, Kamer Genç'i. O dedi, çocuklar dedi, size bayılıyorum dedi, programlarınızı zevkle seyrediyorum dedi. O bardakları çekiyorsunuz, balonları şişiriyorsunuz, patlatıyorsunuz dedi. Hele dedi, babanız yok mu, babanız gelmiş geçmiş en büyük tiyatrocu Münir Özkul dedi. Ben de düzeltmedim, hala öyle zannediyorum. Allah ona da uzun ömür versin. Geçenlerde dün veya evvelki gün mesela şey oldu, bir tanesi geldi abinin biri yanıma. Siz dedi Süheyl Uygur musunuz dedi. Evet, evet abi dedim. Hadi de ondan tanıyamadım dedi. Neden ya? Tuhaf yok bir şey. Nedeni yok. Ondan tanıyamadım tek dedi. Tek görünce belki şey yapmıştır, afallamıştır. Tuhaf değil mi ya? Ya. Allah ya Allah. Bir sürü bununla ilgili çok tuhaf şeyler yaşıyoruz. Acayip yani. Karıştırmakla ilgili. Peki şu sizin abinin biri takıntısı nereden çıktı? Abinin biri? Ha, abinin biri geldi. Abi. Hep abi dersiniz ya. Ha bizim abi, abili, abili konuşuyor. Bilmem abi, biz bak şimdi abi diyorum. Biz Fındıkzadeli olduğumuz için ya bizde çok kullanılır abi. Yani kendimizden küçüğe de abi deriz filan. Herhalde oradan kalma bir şeydir. Mahallenin ağır abilerisiniz. Evet. Peki sinemaya döneceğiz Itır Hanım ama ben Itır'a senin futbolla imtihanını hakikaten çok merak ediyorum. Yani şimdi demin kadın ve futbolun bir araya gelince tuhaf duran iki kelime olduğunu söyledik. Ama sizdeki Beşiktaş çarpması nasıl bir çarpmaysa artık nasıl başladı mesela? Her Beşiktaşlı gibi doğuştan. Ha, biliyorsun anladım. Yani Beşiktaşlı olmuyor. Yarımı siyah, yarımı beyaz doğuluyor. Biliyorsun.